Evet arkadaşlar, üçüncü derecen denklem çözümleri ailede çok lazım olabiliyor, bahsedelim. Üçüncü derecen denklemlerde köklerden birini mutlaka sezgisel olarak bulmalıyız. Burada sabit terimin çarpanlarına baktığınızda bunlardan bir tanesi köktür muhtemelen. Bizim en azından AYT sorularımızda öyle gelecektir. O zaman mesela örneğin 12'nin çarpanlarına bakın. 1, 2, 3, 4, 6 gibi. Ama çok küçük sayılarda gelecektir. Çünkü 12 falan gibi sayıların küpünü aldığınızda sayı çok büyüyeceği için çözüm oralarda gelmeyecektir. Genelde 1, 2 ya da eksi 1, eksi 2 gibi sayılar denizde çözüm bulacaksınız. Ben şimdi 1'i denemek istiyorum. Bakalım x1 bunu sağlayacak mı? 1, eksi 8 artı 19, eksi 12. Bakın burası eksi 7 yaptı. Burası artı 12 yaptı. Eksi 12 0 oldu. Evet, 1 sağladı. Demek ki arkadaşlar bunun köklerinden bir tanesi 1'miş. Köklerin 1 olması demek, polinomlar konusunu hatırlayalım, bunun x eksi 1'e tam bölünebildiği anlamına geliyor. Yani bu ifade x küp eksi 8 x kare artı 19 x eksi 12 x eksi 1'e tam bölünüyormuş. Çünkü içinde x eksi 1 diye bir çarpan olursa biliyorsunuz, x yerine 1 yazdığımızda, bunu sıfırlayan değer yaptığımızda polinom sonucu 0 geliyordu. Yani kalan 0 oluyordu. Bu da tam bölünebildiği anlamına geliyordu. Demek ki böyle bir çarpanımız var. Şimdi ben burayı x kare ile genişletiyorum. O da ne yapar? X küp eksi x kare yapar. Eksi artı çıkarma yapacağım için. Buradan eksi 7 x kare artı 19 x eksi 12 kalır. Şimdi ben burayı eksi 7 x ile genişletiyorum. Eksi 7 x kare artı 7 x yapıyor. Yine çıkarma yapacağım için bu artıya, bu eksiye dönüyor. Şunlar gidiyor. Bakın 12 x eksi 12 kalıyor. Ve son olarak burayı 12 ile genişletirsem kalanın 0 olduğunu görüyoruz. Demek ki ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim şimdi çarpanları ayırdığımda. X eksi 1 çarpı şu ifade. X kare eksi 7 eksi artı 12 eşittir 0 diye. Şuradan zaten x1 bir kök olduğunu biliyoruz. Baştan da bulmuştuk. Şu kısmı artık ikinci dereceden olduğu için bunu çarpanlara çok rahat ayırabiliriz. O da nasıl ayrılabilir? Eksi 4'e eksi 3 diye, değil mi? X eksi 4 çarpı x eksi 3 diye düşünebiliriz. Ve gerçekten bakın köklerimiz 1, 4 ve 3 yaptı. Bu köklerin en küçüğünü soruyor. En küçüğü 1'miş. Evet, değişken değiştirmeyi öğrenmiştik arkadaşlar. Biz burada 2 üzeri x'e a diyeceğiz şimdi, daha rahat çözebilmek adına. Görüyorsunuz a küp eksi 7 a kare artı 7 a. Ha, şu ifadeyi biraz düzenleyelim. 2 üzeri x çarpı 2 diye düşünebilir miyiz bu? 2 üzeri x artı 1, üssüz sayıları hatırlayalım. Oradaki 2 ile 7'yi birleştirirsek burası 14 a'ya dönüşecek. Eksi 8 eşittir 0 olacak. Şimdi artık elimizde daha düzenli bir üçüncü dereceli denklem var. Yine o Descartes yöntemi, o yöntemin ismi aslında. Sabit terimin çarpanlarından birinin kök olma ihtimali. Sabit terim çarpanlarından birinin 1 olduğunu yine varsayıyorum. Yani a yerine 1 diyelim, bakalım sağlayacak mı? 1'in küpü 1, eksi 7 artı 14, eksi 8. Burası eksi 6 yaptı, artı 14. Burası ne yaptı? Artı 8 yaptı. Artı 8, eksi 8, 0 yaptı. Evet, sağladı arkadaşlar. Gerçekten a 1 bir kökmüş. Demek ki bu ifadenin içerisinde a eksi 1 diye bir çarpan varmış arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Bu ifadeyi a eksi 1 çarpanına bölerek, değil mi? Diğer ikinci dereceden kısmında buluyorduk. Hadi polinom bölmesi yapmaya başlayalım. Ben burayı a kare ile genişletiyorum. O da a küp eksi a kare yapacaktır. Eksi artı çıkarma yaptığım için buradan eksi 6 a kare artı 14 a eksi 8 kalacak. Şimdi ben burayı eksi 6 ile genişletiyorum. Eksi 6 a kare artı 6 alacak. Yine çıkarma yaptığım için işaretler tersine dönecek. Bunlar gitti. Buradan artı 8a eksi 8 kaldı. Ve ben buraya artı 8 de çarparsam sonucu 0 yaptığını görüyorum. Gerçekten buna tam bölünebiliyormuş. Bakın doğruymuşuz. Yani o zaman çarpanlardan biri a eksi 1 ise kalan kısmı da a kare eksi 6 artı 8 olacaktır. Şu kısım bakın tekrar çarpanlara ayrılıyor. A eksi 4 çarpı a eksi 2 diye. O zaman biz bu üçüncü dereceden denklem artık çarpanlara ayrılmış olduk. Köklerimiz a1, a4 ve a2. Kökler toplam buradan 6, 7, Ceyhan demeyelim sakın. Neden? Çünkü biz a'ları bulduk. Halbuki bizim gerçek kökümüz x'ti, değil mi? Biz değişken değiştirme yapmıştık. Şimdi a yerine bunu yazarsam 2 üzeri x eşittir 1, 2 üzeri x eşittir 4, 2 üzeri x eşittir 2 diyerek gerçek kökleri, yani x'leri bulmalıyız. X buradan 0, x buradan 2, x buradan 1 ve kökler toplam 3'tür. Evet, burada da arkadaşlar yıldızımızı koyalım. Yıldızımızı bir tuzak var. Yine sezgisel yöntemle, başka bir ifade Descartes yöntemine köklerden birini bulmaya çalışalım. Ben a'nın bir kök olabileceğini düşünüyorum. Denemek istiyorum. Sabit terimin çarpanları a ya da 3, değil mi? A yerine koyunca a küp eksi 3 a kare falan geldi. Olmadı. 3'ü deneyelim. Çarpanlardan biri de 3 ya. 1'i falan da deneyebiliriz. 3'ü koyarsak bakın 27 eksi 3'ün karesi 93, bir daha 27 eksi 3 a artı 3 a ve sonuç 0 geldi. Evet. Demek ki köklerden bir tanesi neymiş arkadaşlar? 3'müş.
Köklerden biri 3'se arkadaşlar, bunun içerisinde x eksi 3 diye bir çarpan varmış. Gerçekten böyle düşünebiliriz. O zaman bakın şu ilk ikisini biz şey yapalım. X kare parantezine alalım. X eksi 3 oldu mu? Burada zaten x eksi 3 diye bir çarpan geldi. Şurayı da eksi a parantezine alırsak arkadaşlar, buradan da yine x eksi 3 gelmedi mi? Eşittir 0. Bakın eksi a parantezine aldım. Şimdi x eksi 3'ler tekrar paranteze alınabilir. X eksi 3 parantezinde x kare eksi a eşittir 0 oldu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, x eşittir 3 bir kökümüzdü. Sadece bir reel kökü olduğuna göre buradan arkadaşlar başka reel kök gelmemeli. Değil mi? Yani bu kısım için de artık küçük 0 olmalı arkadaşlar. Çünkü buradan zaten x eşittir 3 diye bir kök geldi. Adam sadece bir reel kök olsun diyor. Şuradan kök gelmemeli. Buradan kök gelmemeli. O zaman bu demek ki a negatif bir sayıymış. Neden? Eğer a negatif bir sayı olursa arkadaşlar, önünde bir daha x olduğu için burası örneğin x kare artı 5 gibi bir sayı olur. Doğru mu? X kare artı 5'in de 0 olması mümkün mü? Değil. Değil mi? Çünkü hiçbir zaman pozitif bir sayıya, yani 5'e, yine pozitif şey eklersen sonra 0 gelmeyecektir. Dolayısıyla arkadaşlar buradan a'nın negatif gelmesi gerektiğini anlıyoruz. A için hangisi kesinlikle söylenebilir? Negatif gerçel sayıdır Bursa. Şimdi bu soruda köklerden bir tanesi 2 diyorsa eğer 2 yerine yazabilmeliyim. 2'nin küpü 8 eksi 16 artı 2a artı b eşittir 0 olacaktır. Buradan anlıyorum ki 2a artı b eşittir 8. Yani ben aslında b yerine ne yazabilirim? Şimdi gerçi b'nin değerlerini soruyor. O zaman a yerine bir şey yazalım. A yerine ben 8 eksi b bölü 2 yazabilirim. Değil mi? Bu dursun bir köşede. Şimdi bir kök 2. Yani bunun içerisinde x eksi 2 diye bir çarpan var. Evet, ama x eksi 2 diye çarpandan sonra geri kalan kareli bir ifade, onun başka kökü gelmeyecek. Diğer kökler reel değilmiş. Diğer kökler reel olmadığı için kalan kısım için de artık küçük 0 olmalı. Yani ben x eksi 2'yi ayırdığımda çarpanlara, geri kalan kısım için ne olmalı? Delta küçük 0 olmalı. Şimdi burada x eksi 2 madem bir çarpandı, bakın arkadaşlar polinom bölmesi yaptım uzatmamak için, burada ben yaptım sizin için. X eksi 2'ye bölünce x kare ile çarptım, önce x küp eksi 2 x kare yaptı. Bunlar gidince bu kaldı. Sonra eksi 2 x ile çarpınca eksi 2 x kare artı 4 x geldi. Sonra yine çıkardım, işaretler tersine döndü. En son bu kaldı. Ve arkadaşlar x eksi 2 ile çarptıktan sonra ikinci çarpan kısmında şu oluyormuş demek ki polinomun. Ya da başka bir ifadenin. X eksi 2 çarpı x kare eksi 2 x artı a eksi 4. Şimdi bu ifadenin arkadaşlar şuradan bir kökünün geldiğini biliyoruz. Zaten diğer kökler de reel değilse burasının deltasının küçük sıfır olması gerektiğini konuşmuştuk. Hadi deltasına bakalım. B kare, yani 4 eksi 4 çarpı a 1, zaten yazmama gerek yok. C dediğimde şu sondaki x olmayan kısım, bunun küçük sıfır olması gerekiyor. Buradan anlıyoruz ki arkadaşlar 4 eksi 4a artı 16 küçük sıfır. Yani 20 küçüktür. Eksi 4a'yı karşıya atarsam 4a, her tarafı bölersem 4'e 5 küçüktür a yaptı. Zaten biz a yerine şunu yazamıyor muyduk? Bakın onu daha önce bulmuştuk. Eğer a yerine bunu yazarsam 5 küçüktür 8 eksi b bölü 2 oldu. 2'yi karşıya atınca 10 küçüktür 8 eksi b. Buradan b'yi bu tarafa atarsam, 2'yi de bu tarafa, şey, onu da bu tarafa atarsam eksi 2. B demek ki eksi 2'den küçük olacakmış. Eksi 2'den küçük olacağına göre alabileceği en büyük tam sayıdır arkadaşlar. Eksi 3 olacaktır. Yine burada arkadaşlar köklerden bir tanesi bulmamız gerekiyor. 8'in çarpanlarına bakacağız. Hepsi çift sayılar olduğu için ben 2'yi denemek istiyorum. Çünkü hep çift olunca bunlar ancak birbirine dengeleyebilir diye düşündüm. X yerine 2 koyuyorum bakalım. 8 eksi 24 artı 24 eksi 8. Evet, gerçekten 0 yaptı. Demek ki x 2 bunun bir köküymüş. X eğer bunun bir köküyse arkadaşlar, 2, o zaman bunun içerisinde x eksi 2 diye bir çarpan varmış demek ki. Değil mi? Tam bölünüyormuş yani. Köküne tam bölünülüyorsunuz her sayı. Tam önce de kalan 0 olur. Demek ki çarpanlardan bir tanesi x eksi 2. Çünkü her ifade çarpanına tam bölünür. O zaman hadi bölme yapmaya başlayalım. Polinom bölmesi. Bunu ne yapıyorum? X eksi 2'ye bölüyorum ki diğer çarpanı bulalım. X kare ile genişletiyorum önce. X küp eksi 2 x kare. Eksi artı, bakın bunlar gitti. Buradan eksi 4 x kare artı 12 x eksi 8 geldi. Şimdi ben eksi 4 x ile genişletiyorum. Buradan yine işaretler tersine dönünce, bu artı bu eksi olunca, bakın bunlar gitti. Eksi 4 x eksi 8 kaldı. Doğru mu? Pardon, artı 4 x eksi 8. Sonra ben burayı demek ki 4 ile genişleteceğim. O da 4 x eksi 8 yapar. Gerçekten tam bölündü. Kalan 0 oldu. Demek ki bu ifadeyi biz x eksi 2 çarpı x kare eksi 4 x artı 4 diye düşünebilirmişiz.
Bakın arkadaşlar, birinci çarpan x eksi 2 iken ikinci çarpanda ne olmuş oldu? X eksi 2 çarpı x eksi 2 olmuş oldu yine. Değil mi? Şurası da çarpandan önce x eksi 2'nin karesi yapar burası. Demek ki bütün kökler aslında ne? Aynı. Yani bu denklemin 3 tane farklı kökü yok. 3 tane kökü var ama hepsi birbirine eşit. O zaman 3'ü de nedir? Evet, sadece bir tane reel kökü var diyebiliriz. 3'ü birbirine eşit olduğu için tek farklı kökümüz var. Şimdi burada arkadaşlar x küp eksi 1 0 olduğuna göre x eşittir 1 demek isterdik ama x'in 1 olmadığını baştan hemen belirtmiş zaten. Dolayısıyla ben şunu küp açılımından çarpanlar ayıracağım. O da x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 değil midir? Eşittir 0. Buradan zaten ya x eşittir 1 olacak sonucun 0 olması için ya da x kare eşittir eksi x eksi 1 olacak değil mi? Yani şu ifade 0 olacak. Ama x'in 1 olamayacağını biliyoruz zaten baştan söylemiş. Dolayısıyla tek seçenek burası kalıyor. Şimdi hadi x üzeri 5 ile oynamaya başlayalım. X üzeri 5 ben x küp çarpı x kare diye düşünebilirim. X küpün zaten şuradan eksi 1 olduğunu biliyoruz. Özür diliyorum, artı 1 olduğunu değil mi? Karşıya atarsak eksi 1'i x küp eşittir 1 olacak. Burası 1. O zaman benim x kare ihtiyacım var. X kare de zaten eksi x eksi 1 değil miydi? Bunlar çarparsak demek ki x üzeri 5 aslında eksi x eksi 1 eşitmiş. Yani cevabımız C yanlış. Arkadaşlar 3. dereceli denklemlerde de yine kökler toplamı yani x1 artı x2 artı x3 eşittir nedir? Eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı da x1 çarpı x2 çarpı 3 burada c bölü a değil de eksi c bölü a'dır. Yani sondakinin baştakine oranın eksilisidir sadece. Sadece bu değişiyor ama kökler toplamı hala aynıdır. O zaman şimdi buradaki kökler toplamı yani x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 5 diye bulabiliyor muyum? Diğerindeki kökler toplamıysa x1 artı x2 artı x3'ü. Yine eksi b bölü a'dan 7 diye bulabiliyorum. Zaten bu denklemin iki kökü var topu topu. O iki kök de bunun da birer köküymüş. İkişer kökler aynıymış. O zaman demek ki şu kısma 5 dersek değil mi? X3'ün buradan arkadaşlar 2 olduğunu söyleyebiliriz. X3'ün 2 olması demek bu denklemin bir kökü 2'ymiş. Yerine yazarsan sonucu 0 yapar demek. Hadi yazalım. 2'nin küpü 8 eksi 2'nin karesi 4. 4 kere de eksi 28 artı 2b artı b eksi 7 eşittir 0 yapacaktır. Buradan 3b buradan eksi 20 var. Eksi 27 olacak. Karşı artı 27 ile geçecek. Yani b de buradan 9 olacaktır. Denklemin köklerinden bir tanesi p ise biz x yerine p yazabiliriz ve sonucu 0 yapmalı arkadaşlar. O zaman 2p küp eksi p kare artı p artı 1 eşittir 0 mı olacaktır? Buradan şimdi öncelikle p değerini bulmalıyız. Belki de bunu hiç gerek kalmayacaktır arkadaşlar. Şöyle yapalım. Köklerden bir tanesi p ya. Ben kökler toplamını yani x1 artı x2 artı x3'ü biraz önce konuşmuştuk ya. Eksi b bölü a formülü bulmuyor muydum? Bakın burada 2x küp yani bu a olmuş oluyor. Ama kareli ifade b olmuş oluyor değil mi? Kareli ifade var mı elimizde burada? Yok. Demek ki aslında denklemimiz ax küp artı bx kare artı cx artı d yapısında olmalıydı ya. Kareli terim olmadığı göre bunun katsayısı sıfırmış demek ki. O zaman kökler toplamı eksi b bölü a'dan 0 bölü 2'den 0 yapacaktır. Demek ki 3 tane kökün toplamı yani x1 artı x2 artı 3. kökünde zaten p olduğunu biliyoruz. 0 olmalıymış. O zaman diğer 2 kök x1 artı x2 buradan eksi p olacaktır. Yani cevabımız deniz olacaktır. Kökler toplamı yine bulalım az önce konuştuğumuz gibi. X1 artı x2 artı x3 arkadaşlar eksi b bölü a'dan 15 midir? Bakın b ikinci terim kareli terim. Kökler bu arada aritmetik dizi oluşturmuş. Yani ilk köke ben arkadaşlar şey dersem k dersem bir sonraki k artı 4 olacaktır. Bir sonraki de k artı 8 olacaktır değil mi? Ortak farkı 4 olan bir aritmetik dizi diyor çünkü. Ortak fark 4 ise her terim 4'er 4'er artacaktır. O zaman 3k şuradan 12 kaldı karşıya attım. 3k 1'miş. Ben buradan anlıyorum ki x1 1 x2 4 fazlası 5 x3 4 fazlası 9'muş. O zaman kökler çarpımı x1 çarpı x2 çarpı x3 buradan 45 mi yapacaktır? Kökler çarpımı da eksi c bölü a değil miydi hatırlayın? Biraz önce konuşmuştuk değil mi? Yani en sondaki terimin baştaki oran eksilisi. Kareli denklemlerde bu artıydı hatırlayın. Burada eksi oluyor. Tek fark bu. O da eksi p eşit olmuş olacak. Yani p'nin buradan eksi 45 olduğunu söyleyebiliriz. Evet yine kökler toplamından gidebiliriz arkadaşlar. X1 artı x2 artı x3 hemen bir bulalım. O da eksi b bölü a'dan 3 mü yapacaktır? Zaten şurada bize verilen şu ifadeyle bir düzenleme yaparsak x1 artı x2'nin 2 tane x3'e eşit olduğunu biliyor muyuz? Şunun yerine 2 tane x3 yazarsak bir x3 de burada vardı zaten. Gördüğünüz gibi x3 eşittir 1 yaptı. Biz denklemin köklerinden birini bulmuş olduk.
Hangi kökü bulursanız bulun arkadaşlar, denklemlerin yazdığı sonucu sıfır yapmalı. Yani kök yerine 1 yazarsak x yerine 1 eksi 3 artı m eksi 1 artı 6 eşittir 0 yapacaktır. Burası eksi 2 eksi 3, yani m artı 3 buradan 0. Dolayısıyla m arkadaşlar eksi 3 olacaktır.